Çok sevgili seyircilerimiz, bugün sizlere Bilge Kağan'a karşı kurulan ittifakın boşa çıkarılması konusunda bilgiler vermeye çalışacağım. Bilindiği gibi Bilge Kağan, kardeşinin yaptığı bir ihtilal sayesinde 716 senesinde tahta oturdu ve 18 yıl tahta kaldı. 734 yılında bir yine kendi bakanı tarafından zehirlenerek öldü. Bu süre içerisinde, yani 18 yıllık saltanat devresi gerçekten bir devletin toparlanması, iç savaşa sürüklenen bir milletin huzura, barışa kavuşması yönünde çok önemli adımların atıldığı bir zaman dilimidir. Bu anlamda ben Türk tarihinde özellikle iç karışıklıkların bulunduğu anlarda günümüze de dahil olmak üzere Bilge Kağan dönemini hep örnek gösteririm. Bu anlamda Bilge Kağan, Ton Yukuk ve Kültegin'in hakları asla yenmemelidir. Çünkü Bilge bilgeliğiyle, Kültegin savaşçılığı ve askeri yöntemleriyle, Ton Yukuk özellikle uyguladığı stratejilerle devletin gücüne güç katmışlardır. Ve gerçekten de bunu iddia ederek söylüyorum, Türk tarihinde çok özgün bir yere sahiptir bu dönem. Bilindiği gibi 706 yılından sonra Türk ülkesinde Çinlerin de tahrikiyle çok sayıda isyan çıktı. Bu isyanların hepsini Bilge Kağan, Kültegin ve Kapkan Kağan bastırsalar da ülke çok yıprandı, halk çok yaralandı. Hatta bir kısım Türk halkı gidip Çin'e sığınmak zorunda kaldı. İşte bu anda Kapkan Kağan bayır kulların kurmuş olduğu pusuya düşerek öldürüldü ve oradaki Çinli ajanlar tarafından kesik başı Çin'e götürüldü. Kapkanın yerini alan İnel Kağan'ı tanımadı Kültegin ve yaptığı bir ihtilal ile abi Bilge'yi tahta oturttu. Çok saygın bir yere sahip olan Ton Yukuk'u da onun yardımcısı görevine getirdi. İşte bundan sonra Karluklar başta olmak üzere devlete karşı isyan eden ya da devlete karşı pozisyon almış olan Türk boyları teker teker bağlandı. Türk boylarının yanında Tatabı gibi Proto-Moğol diyebileceğimiz boylar da devlete yeniden bağlandı. Uygurlar olsun, batıdaki Türk işler bir şekilde devlet içerisindeki o barış ortamına dahil olmak durumunda kaldılar. İşte bu arada Çinliler bunu yakından takip ettikleri için Bilge Kağan'ın bu başarıları, tabi Bilge Kağan liderliğinde Göktürk Devleti'nin bu başarısını hazmedemediler. Çin İmparatoru bir komutanını görevlendirerek Türkleri içeriden ve dışarıdan yıkmak için harekete geçti. Üçlü ittifak yaptı. Aslında çok üçlü ittifak demek belki doğru olmayabilir. Dörtlü ittifaktır ama cephe olarak üç cepheden diyorum. Çünkü doğudaki Tatabı Kıtanlar, güneybatıdaki Basmanlılar ve güneyden Çinliler. Bu üç büyük grup birleşerek Bilge Kağan'ın merkezini basacaklar, Göktürkleri ortadan kaldıracaklardı. Ancak Ton Yukuk'un yerinde hamleleriyle, çok yerinde olan hamleleriyle bu ittifak boşa çıktı. İşte bu boşa çıkma meselesinde Bilge Ton Yukuk'un, ünlü veziri Bilge Ton Yukuk'un çok büyük etkisi vardır. Bilge Kağan'ın yönlendirmesi, gerek bunun özel olarak Çin kaynaklarında okudum ve Göktürklerle ilgili kitaplarımda da belgelerini yayınladım, gerçekten Türk tarihinde ibret alınacak bir konudur. Esasında Basmanlılar Türk'tü bu anlamda. Fakat Çinlerin taktiği şöyle oldu, üç cepheden birden Göktürklerin üzerine yürünecek Cilo adlı bir su diyor. Cilo suyu yani ırmağı. Onu tam tespit edemiyoruz aynı anda. Olay 720 dolaylarında geçtiğine göre o zaman belki Öngü ırmağı akla gelebilir. Bu sadece bir tahmindir ama yani Ötüken bölgesi diyelim Orhun ırmağı değil bu anlamda baktığımızda. Bir karışıklık olmasın. Yani Ötüken bölgesine doğru bir harekat yapılacaktı. Çünkü bunların coğrafi konumlarına baktığımız zaman böyle bir sonuca varabiliyoruz. İşte bu anda Üçlü ittifaka aynı zamanda
Çin tarafına geçmiş olan Kaptan Kaan'ın çocukları olan beyler de katılacaktı. Ve bazı Göktürkler işte hükümdar olamadıkları için ya da muhalif oldukları için Çin'e gitmişlerdi. Onların da etkisiyle yola çıkacaklardı. Bu 300 bin kişilik bir ordu meydana gelmişti. Karşılarında 300 bin kişilik ordunun bulunması ve Hazan'ın üzerlerine gelmesi gerçekten Bilge Kağan'ı çok endişelendirdi. Ama Tonyukuk bu anlamda gerçek bilgeliğini, stratejisini gösterdi. Bilge Kağan'ı sakinleştirdi ve ordusunu geriye çekti. Savaş cephesine sürmedi. Savaşılacak alana ilk önce Basmunlar vardılar ve mağlup edildiler. Aslında Tonyuk çok akıllı davranmıştı burada. Basmunlara önceden saldırarak onların gücünü ortadan kaldırdı. Mağlup olan Basmunlar dağıldı. Birinci cephe böylece ortadan kalktı. İkinci cephe Çin'di. Çin'in ordularının üzerine hızla yürüdüler ve Çin ordularını ağır bir şekilde mağlup ettiler. Ordos'a kadar ilerlediler. Hatta Gansu'ya vardılar. Orada Tonyukuk yine çok yerinde hareketiyle Bilge Kağan'ın Çin'in içlerine girmesini engelledi. Çünkü zarar görebilirlerdi. Tonyukuk Çin'i çok iyi tanıyordu. Bunu da hakkında ilerideki programlarımızda bilgi vereceğiz. Çin'in içlerine girmesini engelledi ve Gansu'dan Bilge Kağan'ın ordusu yani Göktürk ordusu kuzeye geri döndü. Diğer aşamada 721 kışında ve 722'nin baharında sırasıyla Tatabılar ve Kıtanlar mağlup edildi. Böylece o üçlü ittifak içeride ve dışarıda boşa çıkarılmış oldu. Bunlar niye Çinler böyle bir şeye teşebbüs ettiler? Çünkü tabii ki Türk ülkesini çok yakından takip ediyorlardı. Daha önceki olaylarda boy isyanlarıyla, özellikle boyları kışkırtmalarıyla Göktürk ülkesini, Göktürk devletini, kağanlığını içeriden yıpratmışlardı. Ancak Bilge Kağan'ın başa geçmesi, Kürtegin'in önemli hamleleri, Tonyukuk'un yol göstericiliği devletin toparlanmasına sebep olmuştu. Nitekim 723 yılına gelindiğinde artık Göktürkler zirveye ulaşmış oldular. Yeniden güçlerine kavuşmuş oldular. Bundan sonraki süreçte Bilge Kağan'ın Çin'e saldırmadan barışçı bir politika izlediğini, özellikle onlara at gönderdiğini, Çin'den ihtiyacı olan ürünleri aldığını görüyoruz. Hatta 728'lere doğru biraz daha takip ettiklerinde bir Çinli prensesle evlenme teklifinde dahi bulunur. Bu politik bir evlilik yapmak anlamında. Yani barış akrabalığı anlamına gelen Hıçin kelimesi vardır, sistem zannederler. Hıçin'i gerçekleştirmek için bir hamleye girişti. Ama bütün bu olaylar Göktürk tarihinde, hatta Türk tarihinde bize şunu gösterir. Ülkenin içerisinde birlik sağlandığı zaman insanlar dışarıya karşı çok başarılı bir şekilde mücadele edebilirler, düşmanlarını korkutabilirler. O yüzden ülkenin içerisindeki birlik çok önemlidir. Burada Tonyukuk'un özellikle Bilge Kağan'ı endişelendiği zaman sakinleştirmesi ve orduyu yıpranmasın diye piyade olarak geri çekmesi çok önemlidir. Uzun mesafeli yürüyüşlere gitmesine ordunun izin vermiyor. Çünkü ordunun yıpranmadan hamleleri yaparak Çinlileri bozguna uğratıyor. Şimdi sayısal olarak baktığımız zaman Çin orduları çok kalabalık. Buna rağmen büyük kahramanlık örneği göstererek başarı kazanıyorlar ve gerçekten çok önemli. Nitekim Tatabılar olsun, Kıtanlar, onlar tamam Proto Moğol ve onun benzeri doğudaki akraba kavimler aslında bağımsızlık talebinde bulunuyorlardı ama hepsi boşa çıkmış oldu. Burada sabırlı olmak, Tonyuk'un sabırlı olması, askerleri yıpratmadan ordusunu koruyarak değişik hücumlarda, hamlelerde, ileri hamlelerde bulunması bence Türk tarihinde eşi görülmeyen örnek hareketlerden biridir diyebiliriz. Başka türlü olsaydı, eğer gerçekten Tonyukuk da Bilge Kağan'a uyarak anında
mücadeleye, savaşa kalkışsalar da yıpranırlardı, belki kaybedebilirlerdi. Burada şu çok önemlidir. Çünkü yıllar süren iç savaştan çıkmıştı Türk ordusu ve yıpranmıştı, yaralıydı, zayıftı. Güçlenmesi için zamana gerek vardı veya çok önemli hareketlere, askeri hızlı hareketlere girişemezdi ki bunu çok iyi bir şekilde uyguladığını görüyoruz. Bu anlamda baktığımızda Çinlerin, Türklerin güçlenmesine karşı kurmuş olduğu ittifak 720 tarihinde başladığı bu karşı hareket, Türkleri yok etme hareketi bir iki yıl içerisinde boşa çıktı ve Göktürkler yollarına devam ettiler. Ama Kıtanlar, Tatavular olsun, Basmanlar da gerekli dersi almış oldular. Devam eden süreçte bir daha bunların Türkler, Göktürkler için tehlike oluşturamadığını görüyoruz. Bu da yine Türk tarihi açısından ilginç bir nokta olduğunu görülebilir. Demek ki ülke içinde birlik olduğu zaman düşmanlara karşı çok doğru ve başarılı hamleler, hareketler yapılabiliyor. Bu da bizim için ibret verici bir tarihi belgedir diyebiliriz. Teşekkür ederim.